Herkese merhaba. Yeni bir ürün inceleme videosuyla tekrar beraberiz. Bu videomuzda Finirsi'nin HS01 kodlu taşınabilir akıllı elektrikli havyasını inceleyeceğiz. Ürünü AliExpress üzerinden Finirsi firmasının resmi mağazası üzerinden temin ettim. Paket içeriğine göre ürünün 8 farklı satış opsiyonu var. Bunun yanında Türkiye'ye ücretsiz gönderiyorlar. Videonun bu kısmını çektiğim 7 Haziran 2023 tarihinde de ürünün fiyatı 1750 TL arkadaşlar. Tabi sizler bu videoyu izlerken dolar kurunun durumu ne olur, ürünün fiyatı ne kadar artar bunu bilemiyorum. Kendiniz AliExpress.com'daki Finirsi mağazasına girip inceleyebilirsiniz. Uzun süredir piyasada TS100 ve şu an güncel olarak TS101 model havyalar yoğun bir şekilde kullanılıyor ve satışı devam ediyor. Finirsi'nin HS01'i TS100'e ve TS101'e rakip alternatif bir ürün. Videolarımı takip edenler bilirler. Aracım üzerinde Elektrik ve elektronik olarak işlemler yapmayı seven birisiyim. Doğal olarak taşınabilir bir havya'ya ihtiyaç duyuyordum. Gerek boyutu ve çalışma voltajı, gerekse sıcaklık ayarı yapılabilmesi açısından bu havya benim işimi oldukça kolaylaştıracak. Şimdi ürünün kutusunu açalım. Kutu içeriğiyle beraber yanında gelen bileşenleri inceleyelim. Kutusunu da oldukça şık tasarlamışlar. Kalite kontrol kartı ve kullanım kılavuzu bizi karşıladı. Uzun uzun kullanım kılavuzunu incelemeyeceğiz. Sadece Türkçe dil seçeneği var mı diye bakıyorum. Türkçe dil seçeneği yok. İngilizcesinden devam edeceğiz. Kutu içerisinden Havya'nın kendisi Bir adet 45 derece kesik uç ve havyanın kapağı çıktı. Taşıma esnasında veya sıcakken farklı yerlere zarar vermemesi açısından bu kapak önemli bir detay. TS yüzlerde bulunmayan farklılık bu. Şimdi bunu kenara koyalım. Yine ürün yanında kutudan çıkanla beraber 5 tane daha farklı havya ucu var. Yine bir tane HS 0.1 K65 kesik uçlu fakat öncekine göre bir tık daha küçük ALS ince uçlu bir havi ucumuz var. Nispeten biraz daha kalın fakat kesik uçlu bir havi ucu var. B2 yine iğne havi ucu var ve BC2 yine kesik uçlu bir havi içerisinden çıkıyor. Bu havi uçları şöyle baktığımızda Hakko'nun benzer ürünleri var. Onlardan bir tık daha kısa taşınabilir olması açısından zannedersem bunu tercih ettiler. Yine ürünle beraber 120 santim uzunluğunda her iki tarafı tip C olan oldukça kalın yani daha önce böylesini görmedim. Çok yumuşak hareket kabiliyeti sağlayan güzel diyebileceğim bir silikon kablo var. Yani kalite hissiyatı çok yüksek. Ben böyle bir kablo daha önce görmedim. Haricen bulursam da evde kullanmak için alırım. Havyanın yanında bu kalitede bir kablonun gönderilmiş olması bende şu algıyı oluşturdu. Bu havyayı endüstriyel her türlü ortamda kullanabilirsin tarzında bir mesaj verdiklerini düşünüyorum. Yani resmen kaynak makinesi kablosu gibi bir kablo arkadaşlar. Ama bir o kadar da yumuşak, esnek, bir ucu tipçe, diğer ucu 5.5 milimetrelik harici bir güç kaynağını bağlayabileceğimiz kablomuz var. Bunun bir ucunu isterseniz laptop adaptörüne, isterseniz bir ucunu bağlayıp aracın aküsüne veya çakmaklıktan alacağınız bir güç kaynağıyla havya'yı çalıştırabilirsiniz. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bildiğiniz gibi şarjlı vidalama cihazlarının 18 voltluk bataryaları var. Bunlara uygun da bağlantı kitleri satılıyor. Yani bataryayı harici bir cihazda kullanmak için bu kitleri alıp o kitin ucunu da havya'ya bağlayıp bataryanın olduğu her yerde havya'yı kullanma gibi bir düşüncem var. Yine ürün yanında küçük bir stand gönderilmiş. İşimiz bittiğinde sağ solu yakmamak adına havya'yı buraya koyabiliriz. İnceleme esnasında da bunu kullanalım. Ürün yanında gelen bir diğer güzel detay ise 65 watt'lık GAN şarj aleti. GAN tipi şarj aletleri arkadaşlar içinde kullanılan galyum nitrür yarı iletken detayından dolayı günümüzün hatta geleceğin şarj aleti olarak adlandırılıyor. Şöyle üzerine baktığımız zaman tip C'de 5 volt 3 amper, 9 volt 3 amper, 12 volt 3 amper, 15 volt 3 amper ve 20 volt 3.25 amperlik maksimum 65 wattlık bir çıkışa sahip. Bu sayede Havya eğer masa üstünde kullanacaksanız enerjisini bu GAN tipi şarj aletinden alıyor. Şarj aleti üzerinde de bir adet tip C, bir adet de tip A USB çıkışını barındırıyor. Bu güç kaynağının da Shenzhen Finirsi imalatı olduğunu görüyoruz. Yani ürünü topyekün bir paket halinde tasarlayıp kendileri üretmişler. Bu da kalite algısını yükseltiyor. Ürünün kutusu üzerindeki açıklamalara ve teknik verilere bakacak olursak üst tarafta kurulumla alakalı bir yönerge mevcut. Somunun çıkartılması, havya ucunun yerine takılması ve somunun tekrar sıkılması şeklinde bir uç takma prosedürü belirtilmiş. Hemen altında ise ürünün modeli HS01 gücünün PD standartında 65 watt olduğunu görüyoruz. Zaten yanında verdikleri şarj aleti de PD standartında 65 watt çıkışa sahip. Yine güç kaynağı olarak havi üzerinde Type-C olduğu belirtilmiş. Üzerindeki ekranın 0.87 inç ölçülerinde ve OLED yapıda olduğu, çalışma sıcaklığının 80-420 santigrat derece aralığında olduğunu ve çalışma voltajının 9-20 derece olduğunu buradan anlıyoruz. Yine aşağı tarafta üretici bilgileri mevcut. Kutu üzerinde bundan başka bir şey yok. Gönergelerdeki gibi havi ucunu yerine takıp ittiriyorum. Zaten şurada bir çentik var, çıkıntı var. Daha fazla gitmiyor. Ve tekrar somunu yerine takıp sıkıştırıyorum. Yerinden çıkmıyor. Yine üzerine baktığımız zaman iki tane buton görüyoruz. Sağ ve sol ok şeklinde ve burada da bir OLED ekranımız mevcut. Onun haricinde sağında, solunda farklı bir şey yok. Ve arka tarafında da Type-C girişini görüyoruz. TS tip C'nin yanında bir de 5,5 milimetrelik jack bulunuyordu. Bunu da sadece tip C'yi kullanmışlar yeterli olduğunu düşünmüşler. Havya'nın tutamak kısmında hoş bir silikon parça var. Bu silikon parçanın da şöyle görünüyordur umarım. Altında ve üstünde kesik bölümler var. Yani havyayı koyduğumuzda yuvarlanıp düşmesi söz konusu değil. Bu detayı güzel düşünmüşler. Havyayı çalıştırma zamanı geldi. Kendi kablosu üzerindeki korumaları çıkartıp yine yanında gelen gan tipi şarj aletine takıyorum. Diğer ucunu da ürün arkasındaki tip C'ye takıyorum. Hatta şimdi bunu test etmeden önce giriş gerilimi 9-20 volt arasındaydı hatırlarsanız. Ben bir 5 voltla test etmek istiyorum. Bir 5 volt adaptörü bir takalım bakalım. Evet ürün çalıştı. Fakat ekranda voltaj low ibaresini gördük. Yani 5 voltla çalışmıyor. Ürünün kendi adaptörünü bağlıyorum ve yine finisi gördük. Açmak için sol taraftaki butona basın diyor. Bastım. Şu an kendisi fabrikasyon olarak 300 derece ayarlıymış. Görüldüğü üzere çok kısa bir sürede 300 dereceye ulaştı ve %12 güçle 300 dereceye sabitlendi. Sağ tarafa bastığımda yükseliyor. Sol tarafa bastığımda ise derece azalıyor. Ve gerçekten çok hassas güzel bir şekilde çalıştı. Şu kısım soğuk ve ucu ısındı. Hemen bakalım. Evet. Ve yeni havyi kokusuyla beraber lehim kokusunu da almış olduk. Giriş voltajımızın 20 volt olduğunu, ayarlanan sıcaklık değerinin 280 derece olduğunu, havyi ucunun o an kaç derece olduğunu Alttaki bardan ve yüzdelik dilimden de şu anda 280 dereceyi sağlamak için yüzde kaç güçle çalıştığını görebiliyoruz. Gerçekten güzel ve hızlı bir ürün. Havyeyi açmak için sol tuşa basıyorduk. Kapatmak için ise sağ tuşa uzun bastığımızda havya kendisini kapatıyor. Ve yine ekrandan açmak için sol tuşa basmamız gerektiğini bize görsel olarak bildiriyor. Havyayı yeniden açmadan önce süngeri ıslayalım. Ondan sonra birkaç deneme yapalım. Bildiğiniz gibi çalışma esnasında havi ucunu temizlemek için böyle süngerler kullanılıyor. Bu süngerleri de evveliyatında ıslatmak gerekiyor. Bu da lehim öncesi benim sevdiğim bir işlem. Ve artık kullanıma hazır. Havya'yı tekrar açıyorum. Çalışmaya başladı. Sıcaklık 290 derece yükseliyor. 260, 270, 280 ve 290 dereceye sabitlendi. Süngere sürüp havi ucunu temizledik. Gerçekten sıcaklığı sabit tutma konusunda oldukça mahir. Bir tane devre üzerinde Örnek işlem yapalım. Burada bir güç kaynağım var. Gördüğünüz gibi R9'daki bir tane direnç yanmış. Onu bir sökmeye çalışalım. Önce direncin bacaklarını biraz lehimle besleyelim. Tabii başka bir uç kullansak daha iyi olacakmış. Neyse bununla başladık. Bununla devam edelim. lehimi kolayca söktük. Ve direnci ayırdık. Bu işi kolaylıkla halletti. Bir de biraz daha geniş bir yüzeye sahip bir bileşen daha sökelim. Bakalım yüzey genişledikçe havyanın kapasitesi düşüyor mu? Yok, gerçekten gayet güzel bir şekilde işini yerine getiriyor. Evet. Geri lehimleyelim. İşte sıcaklık ayarının yapılabiliyor olması lehim için güzel sonuç elde etmeye sebep oluyor. Klasik havyalar fazla ısındığı için hem lehimi bozuyorlar hem de lehim artıklarının havya ucunda kalmasına sebep oluyorlar. Fakat burada Böyle bir durum söz konusu değil. Finersi HS01'in güzel tasarlanmış bir menüsü var. Onu da inceleyelim. Cihazı açtıktan sonra her iki tuşa aynı anda basıyoruz ve menüye giriş yapıyoruz. İlk olarak bizim brightness yani parlaklık ekranı karşıladı. Sağdaki OK'a uzun basıp seçeneğe giriş yapıyoruz. Daha sonra oklara sağ ve sol şeklinde. Zaten ekranda da yönergeler var. Sağ tarafa basarsak arttırıyor. Sol tuşa basarsak parlaklığı azaltıyor şeklinde. Bizi yönlendiriyor. Daha sonra kalibrasyon sayfası var. Eksi 50 artı 50 santigrat derece arasında kalibrasyon yapmamıza imkan tanıyor. Tabii benim elimde şu an referans bir cihaz olmadığı için bu işlemi yapmayacağım. Cihazın kendi derecesine güveniyorum. Yine temp unit'i görüyoruz. Burada ölçümler santigrat mı olsun, Fahrenheit cinsinden mi olsun? Bunu seçebiliyoruz. Sleep time menüsünden uyku moduna geçme süresini ayarlıyoruz. Fabrikasyon olarak 20 dakika tanımlı geliyor. Ben bunu 10 dakikaya düşürdüm. Yani 10 dakika boyunca havya kullanılmazsa kendisini uyku moduna geçiriyor. Bir diğer seçenek ise Sleep Temp. Bu da arkadaşlar cihaz uyku moduna geçtiğinde kendisini kaç dereceye kadar düşürsün ve orada beklesin. Bunun ayarıdır. Şu an 200 dereceye ayarlı. Bunun sebebi de şu. Uyku modundan sonra cihazı hemen kullanmak isterseniz 0 dereceden 280 dereceye ısınmasını beklemek yerine 200 dereceden 280 dereceye daha çabuk bir şekilde ısınacaktır. Yani tamamen zamandan kazanmak için yapılmış bir özellik. Devam edelim. Child Lock seçeneği var. Eğer bu seçenek açılırsa, az önce cihazı açmak için soldaki ok tuşuna bir kere basmıştık, hatırlarsınız. Bu tuşa 3 kere basmak gerekiyor arkadaşlar. Çocuklar veya bilmeyen birisinin butona basar basmaz cihazın açılmasını engellemek için böyle bir seçenek sunmuşlar. Bu da ince düşünülmüş bir detay. Dil bölümü var. Dil bölümünde sadece İngilizce ve Çince var. İlerleyen zamanlarda HS01'in firmware'ini yani içerisindeki gömülü yazılımı bizimle paylaşırlarsa ben de bunu Türkçeleştirmeye çalışırım. Yine burada kullanım yönü, el yönü seçeneği var. Right ve Left şeklinde sağ solu görüyorsunuz. Eğer solaksanız solu seçtiğinizde cihazın ekranı tam ters şekilde dönüyor. Yani cihazı bu şekilde değil de bu şekilde tutmuş oluyorsunuz. Bu da solaklar için düşünülmüş olan güzel bir özellik. Son menüde ise voltaj seçim ekranı var. Buna da girelim. 20, 15, 12 ve 9'u görüyoruz. Anlaşıldığı üzere bu ekrandan havyanın çalışmasını istediğiniz gerilim seviyesini seçebiliyorsunuz. Standart olarak 20 volt yani maksimum seviyeyi destekler bir şekilde seçili geliyor. Ben de bunu değiştirmiyorum. HS01'in alternatif güç kaynaklarıyla da nasıl çalıştığını beraberce test edelim. Bunun için ürün yanında gelen bir tarafı tip C, diğer tarafı ise 5.5 mm'lik jack olan ara kablosunu cihazın USB tip C portuna takıyorum. İlk olarak bir laptop adaptörüyle besleyeceğim. Bu elimde olan eski bir HP'nin adaptörü. Üzerinden görüldüğü üzere 19 volt 3.16 amperlik. Bunun kablosunun ucuna da 5.5 milimetrelik jack bağladım. Ve cihaz çalıştı. Aktif edelim. Voltaj kademesinde 19'u görüyoruz. Daha doğrusu 19-20 arasında değişiklik gösteriyor. Yani sorunsuz çalışıyor. Şu an havi ısındı. Bir de şarjlı tornavidaların bataryasıyla test edelim. Test için 18 voltluk bir şarjlı tornavidanın bataryasını kullanacağım. Gücü şimdilik yukarıdaki terminallerden aldım. Yine şöyle bir kablo hazırlayıp bağlantısını gerçekleştiriyorum ürün yine açıldı. Voltaj uyarısı vermedi. Bu sefer ekranda 18 voltu görüyoruz. Ve cihaz yine ısınmaya başladı. Bu bataryalar için direkt üstüne geçen aparatlar yapmışlar arkadaşlar. Videonun başında da bahsettiğim gibi ben bu ürünü, havyayı daha çok pillerden besleyip kullanmayı planlıyorum. Çünkü otomobil üzerinde çalışırken bu bağlantı yapısı bana kolaylık sağlayacak. Evet burada da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. HS01'in bağlanan güç kaynağının gerilim seviyesini de doğru bir şekilde göstermiş olduğunu bu testler esnasında görmüş olduk. Havya'yı kullandık, işimiz bitti. Artık kaldırmak istiyoruz veya taşımak istiyoruz. Yine ürün yanında gelen ürünle aynı şekilde alüminyumdan imal edilmiş kapağını üzerine geçirip çevirdiğimizde kilitlenmiş oluyor. Bu sayede eğer uç sıcaksa etrafa zarar vermemiş oluyor ve taşırken de havye ucunun yanlışlıkla kırılmasına mani olmuş oluyor. Bu da yine ts yüzde veya 101'de olmayan güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Finirsi HS01 akıllı havyeyi inceleyip sizlerle paylaştım. Yaklaşık 2 gündür de ürünü deneyimleme fırsatı buldum. Ürünün fiyatı, özellikleri ve yanında gelen ekipmanlarla beraber değerlendirdiğimizde fiyat performans ürünü tabirini sonuna kadar hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Muadil ürünlerin şu anda 3000 liranın üzerinde bir fiyata satıldığını hesaba katarsak ihtiyacı olanlar için HS01'in kaçırılmayacak bir ürün olduğu açıkça ortaya çıkıyor. İncelediğim ürünlerin beğenmediğim yanlarını açıkça söylerim. Fakat Finirsi HS01'de şu kısmı olmamış. Bu özelliği güzel çalışmıyor dediğim hiçbir durum yok arkadaşlar. Gerek hobi amaçlı gerekse profesyonel manada havya kullanan herkese gönül rahatlığıyla bu ürünü tavsiye ederim. İhtiyacı olan, imkanı olan kaçırmasın derim. Ürünü incelemek isteyenler için AliExpress linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.